Hepinize tekrardan merhaba gençler. Bugün sizlerle Sherlock Holmes'umuzun ikinci bölümüyle devam ediyoruz. En son hatırlarsanız bir kızımız gelmişti, ortaya çıkmıştı. Kate şu odada mı? Go go Mr. Holmes, I'll take care of everything. Biz gidelim en iyisi. Gideceğimiz yer... Abi bir dakika, önce şunları bir kurcalayayım. Lord Marsh'ı ziyaret et görevi açılmış. Lord Marsh'ın evi orası. Bunu sanırsam okumuştum. Gidelim. Şeyle beraber gidiyorum Watson'la. Bıyıklarına kurban oldum. Wow, sağır oldum lan. Bir şey diyeyim mi? Harbiden adam bıyıkları çok karizmatik ama ya. Çok güzel tasarlamışlar oyunu ya. Bir dakika oldu. Ha gayret. Geldik. Evet. Sanırsam Mr. Marsh. Marsh'tı galiba adamın adı. Onu ziyarete geldik. Holmes, about Caitlin. Yes? She has grown up, hasn't she? Don't you think it's time to tell her? Neyi? To tell her what, Watson? Well, about her father. Never. Absolutely never. Do you hear me? Holmes, you were responsible. I would lose her. Can't you see that? She must never know, Watson. Is that clear? Holmes. It won't and can't happen. Oha! O bizim kızımız değilmiş. Gelen birini görecek mi? Bir gelen. Aha, girdik. Good day, gentlemen. Welcome to my home. How may I help you? Good day to you, Lord Marsh. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Adamın sakalı yapmaymış. Kırmızı gözler. Kötü hissediyor. Nereye götürüyor beni? Ha, yüzük. Altın yüzük, zengin adam. Hasta. Bence hasta. Haplar, güçlü ağrı kesici. Defter. Bu adam hakkında bir şey yok mu? Bu adam hakkında bir şey yok gibi. Aha. Oha. Adama bir daha dön bakayım. Mendil falan yok. Yüzük, tamam. Hasta. Bir şey eksik. Burada yok. Şu ne? Yok.
Abi ileri geri yapıyorum, bir şey çıkmıyor bu adamda da. Avcılık kulübü üyesi. Hekim. Adamla ilgili. Pekala. Sen bu adamın hekim olduğunu nereden kanıtlayacağım? Buldum. Robin Fisher, 25 yaşında genç bir adam ve şimdiden güvenilir bir hekim olmuş. İyi eğitimli, terbiyeli ve bir avcılık kulübü üyesi. Mali açıdan zengin olduğu kıyafetinden anlaşılır. Ruben Fisher, hekim olmanın yanında aynı zamanda Lord Marsh'ın kişisel yardımcısı. Lord Marsh, toplum içinde yüksek bir mevkiye sahip, zengin bir adam. Bu pahalı kıyafetinden ve değerli altın yüzünden anlaşılıyor. Bir dakika. Hayır, ben şunu anlamıyorum. Neden bu kadar komşular bizi seviyor da her dakika geliyorlar ya? Nerede kaldım? Yüzünden anlaşılıyor. Hayatını yoksullara yardıma adamış. Kendi hasta, bu nedenle oda sıcak olmasına rağmen üzerine battaniye örtmüş. I hope we're not disturbing you. You are with your physician? Yes, this is Dr. Reuben Fisher. But no, please, I'm intrigued by your visit, Mr. Holmes. I'm glad to hear it. The last thing I'd wish is to upset the patient. Lord Marsh, can I just say that I admire all of your efforts in assisting the poor of London? Yes. It is a war that we must fight on our streets and now too from my home. You must surely have noticed those bags full of items, clothing and books for the unfortunate. That is inspirational. At my own humble level, I too try my best to support those in need. I thought perhaps that I could be of some assistance. I don't see why not. I already have the valuable assistance of Dr. Fisher, who happens to be my personal physician. It's curious. Your face seems familiar to me, Doctor. Oddly, I'm associating it with Whitechapel. Well done. You are right. I do occasionally frequent a few hostelries over there, would you believe it? Not that I am a drinker. But there, dressed as a working man, I can approach the other fellows to see if they might be interested in a special job. A special job? May I ask what you're referring to? Certainly. Since Lord Marsh began his special education program in 1889, he foresaw that such people would need an occupation of some kind. And so, with or without education, we propose these opportunities to work with Lord Marsh. It offers the less fortunate a chance to help make London a better place. That's remarkable. Yes, indeed. In order to truly see, one requires vision, yes, but also insight. And Lord Marsh has believed this since he was a child. Oh, Dr. Fisher makes it all sound so romantic. Let's close this topic. Forgive me, Lord Marsh. You're looking very pale. Might I offer Dr. Watson's assistance? That is kind of you, but I feel confident that I can provide Lord Marsh with the care that he requires. How long have you been like this, my lord? I'm fine, Dr. Watson. Don't fuss. It's only influenza. I'll be better in a few days. I can feel it already. In that case, why are you taking such powerful painkillers? Excuse me, what do you mean? Mr. Holmes is referring to the pills on your table. I'm sorry, but that's a medical confidentiality.
Pot mu kırdım? Mask grip teşhis konmuş ama görünen o ki hastalığı çok daha ciddi bir şey. Doktor Fisher Londra'da yoksul vatandaşları iş teklifi götürmek için kılık değiştirdiğini açıkladı. Lord Marsh masanın üzerinde güçlü hareketçiler içeren bir ilaç kutusu var. Despite my title, yes. I have to share my home with these bags full of food for the poor. Hmm. Lord Marsh, hunting with his friends. Ah, my dear comrades, Lord Collins and Lord Harrington. Harrington? If it wasn't for this godforsaken English malady, I'd be with those rapscallions right now. All in due time, my lord. Last year, three orphans were put through medical college. Thanks to Lord Marsh and the special education program, a great many poor people will have a second chance in life. Sevgili Lord Marsh, Kasım ayı için özel eğitim programına seçilen katılımcıların listesi için çok umut verici bir can. John Strobridge. I've seen this name before. It was on a missing persons poster. Hmm. Onları okumak çok önemli ya. Can't quite work it out. Do you have any ideas to the number of people who might owe you their lives? Oh, don't embarrass me, Mr. Holmes. But indeed, these people have become like a family to me. That would be a fairly large family, I imagine. Yes, the list would be longer than any of your short stories. As for how large, well, Fisher is the one who keeps record. Might we take a glance at the list? I regret that is impossible. It is confidential. I stand firm upon that point, Mr. Holmes. I quite understand. We'll most certainly send a donation towards your educational program. I shall take my leave then. I thank you both and I wish you all the very best, gentlemen. Likewise, Mr. Holmes. Oh. Bir dakika. Hop. Kayıp. Özel eğitim programındaki bir katılımcı. Hudson'ın özel işi. Hudson'ın özel işi. 3 hafta önce George ben kayboldu. Reddedildi. Özel eğitim programı. Tüm programa katılma davet ediyor. Bağlantı George Hudson'ın bahsettiği özel iş ile özel eğitim programı arasında bağlantı yok. Özel işiyle Lord Marsh'ın özel eğitim bir bağlantı var. Var bence abi. Peki bağlantı yok desem? Bence bağlantı var ya. Yok mu acaba? Şu ne? Lord Marsh even helps hospitals. Burada bir şey gördüm. A provision dealing with the paupers of Whitechapel. Bu ne? It appears that Lord Marsh spent a great deal of his money on aiding the poor. Hmm. Burada bir şey var. I've never seen so many provisions for the poor. I'm intrigued by the special education program.
Watson, hadi gidelim. It's closed. Aid for the paupers of Lambeth Worker. Allah Allah. Humanitarian aid for an orphanage. It's extremely honorable to devote one's whole life to assisting the poor. I'm gratified by your interest in my charity. You're the first who has offered to help. Take the feather. Lord Marsh believes that he can help all these poor people. Ama bitti galiba. Hadi gidelim. I'm intrigued by the special education program. Watson? Watson? ...1889 yılında Lord Marsh'ın... Lord Marsh, alt sınıflar için özel eğitim programı kurmuş. George Hurst'un oğlu Tom bahsettiği şey bununla ilgili olabilir. Lord Marsh evinde bulunan özel eğitim programı katılan isimler listesi Patrick Tanner, Tommy Kelly, John Strawbridge, William ve bilmem bir şey. Lord Harrington. Harrington. Yine buradan direkt Whitechapel'a göndersene sen be. Tarsten özel işi. Kayıp. Öyleriymiş. Kayıp. Kayıp. Bence bunların bir alakası yok. Abi bak, enteresan olay şu. Bu adam pekala yardım ediyor. Aslına bakarsan özel eğitim pro hani şey dikişleri güzel yapıyordu ya. Yani annesi yoksa dikişleriyle vesaire babası ilgileniyor. Çocuğun, Tom'un. E o zaman özel eğitim programıyla ilgisi var ki adam bu kadar iyi şey öğrenmeyi bilmiş. Meslek vesaire hiçbir bilgisi yok. Ondan önce. Doğrusu 5 numara. 5 numara. 5 numaraya gidelim be. Bence olayın onlarla bir tabi ilgisi var. Bir konuşmak istiyorum onlarla. 14. 12. Şu şey bildirimlerini kapatayım bir araya. Dorsi sokağı. Burası da Dorsi sokağı. 5. Kaç numara bura? Numarası yok. Şura. Numarası yok. Ha 10. Pekala. 5 numara. 5 numara. Beş numara. Bu kaç numara lan? Oğlum burada 5 numara yok. Demek ki işim burayla değil benim. Ya da bir saniye. Bir dakika. Thank you.
Allah'ım, Allah'tan bir video çekeyim dedim ha 40 yılın başım. Benim işim burayla değil ya. Aa, tren. Abi. Şura nere? Benim 5 numarayı bulmam lazım. Bak bu adam orada. Hissediyorum ben. Hani o 5 numarayı bulup oradakiyle konuşmam gerektiğini hissediyorum. Bak 10 numara burası. 5 numara o zaman bu tarafta. Haksız mıyım? Çünkü burası Dorf bilmem bizim bırak sokağı. Ama 11-12 diye devam ediyor burası da. 13 14 Bebesinin şeysi ama he. Bu ne ya? Şura kaç numara? 4 Bura 4 ise 5 şura. Boş. Abi. 5 numara dışında bütün numaralar var ha. 7 6 Şimdi harbi 5 yok. 2 1 1 2 3 3 değil mi şurası? 3 4 5 bura anasını satayım. Şurada 6 ise kaç buraya? Burada numara yazmıyor bak. Neyse salla eve dönelim biz bir. İşimiz evde anlaşılan. Burayı açmak istiyorum çünkü ses daha iyi burada. Abi. Dur bir dakika. Peki. Peki şöyle bir sorun var. Biz neden 5 numarayı bulamadık? 4 var, 6 var, 5 tam olarak barın olduğu yer. Ana. E abi zaten olay o ki. Adamlar oraya astı ki. Hani eğer bunu görseler bizim bara... Adam orada bekliyor çünkü. Gelip biri görecek. Bir... Bak. Sonra aydınlanmıyor. Boşuna 5 numara yaradık ha biz. Ya bayan... Bir hiç bilmem bizim bıraktı adam. Kadın adı neydi kadın adı ya? Dur bakayım hangi belgeydi o? Şuydu. Bir daha aşağı. Sola ha. 5 numaradaki... Bayan... Strobridge. Tamam. 5 numara yok ortalıkta işte. Allah Allah. Bulmamı istemiyor herhalde oyun onu. Enteresan. Abi aslında düşünce bulman gerekmiyor mu? İşte enteresan. Neyse devam edelim hadi. Holmes, we need to help poor Tom. Biliyorum. Brave Toby, the best nose in the British Empire. Kate wouldn't like it if I entered her room without her knowledge. Abi o zaman tıkandık mı? Biz ne yaptık şimdi? Görevler bizden ne istiyor? Tom'un... Araştır. Tom'a bir gitsem.
Gideyim mi bir Tom'a? Bir Tom'a gideyim bir ya. Çocuğun olduğu yere gideyim. Bakar, olaydaki problem asıl şu. Ben kendi düşüncelerimi hissedemiyorum şu an. Abi. Bizden onu bulmamızı istiyor. Bulmamız için. Bir ses yapsın da şimdi. Enteresan ya. Hakikaten enteresan. Çünkü abi hani o evi bulamıyorsun. Bayan Strawberry işte galiba. Genel unuttum adını. Onu bulamıyorsun. Eve gidiyorsun. Sadece Watson sana diyor ki Tom'a yardım etmeli miyiz mi? Onun gibi bir şey diyor. Durumlar iyi karmaşık ha. Bir de GTA'yı geçen loading screenler. Hadi inelim abi. Bir daha çocuğa birkaç soru soracağımızı hissediyorum. Mr. Holmes, do you have any news about my father? Tom, not so fast. I wanted to ask you if you remember your father mentioning anything about a special education program. An education program? No, he only talked about a special job. What's this box, Tom? Oh yeah, I just found it, Mr. Holmes. It was ever so well hidden. I've no idea why. Well done, my boy. It could prove very helpful. Kutuya bakmalıyız ama. Anahtar. Avcılık kulübü. Wolfjack. Looks like a military badge. Çeşitli notlar. İçki. This oil can also be used on weapons. Silahlarda kullanılan ya. This oil can also be used on weapons. Abi. Ha şu da silahların içini temizlemek için kullanılıyor. Tom, does your father own a rifle? A rifle? No. If he had, he would have shown it me. I'm sure that he wouldn't have shown it you. I need to find this rifle. Oha. Bir dakika, kovanın içinde bir şey var. Oyunda çömme falan yoktu değil mi ya? Bir dakika. Heh. Bu bezde bir şey yok. Bezde de bir şey var o zaman. Aha. This scrap of cloth was used to oil a firearm. Tom, does your father have any other property? No. I have to take Toby. He'll take a sniff of the oil and we'll find that rifle. Köpeği koklatmaya gideceğiz. Bu kumaş parçası Tom'un. Evinde bulunan bir anahtar.
Başka bir şey var mı? Yok. Evet, eve gitmeliyim. Çıkarım yapabiliyor muyum şu an? Herhangi bir çıkarım yok. Şimdi, enteresan sorunlardan biri şu. Adamın tüfeği var, avcılık kulübü üyesi. Doktor da avcılık kulübü üyesi. İkisinde de aynı geyik sembolü var. Aynı değil, en azından benzer yani. Onun adı hatırlamıyorum tam olarak. Şeyin adını. Galiba geldik mi? Yok, gelmemişiz. Enteresan olarak başka... bir fikir. Yani çok çok enteresan şeyler dönüyor burada. Bayağı enteresan hem de. Ve üstünden şu an bir gün geçmedi galiba. O gezip dolaşmamın. Kızımız geldi. Kız olaydı şu an. Bir de varaydık artık be, ne uzun sürüyor. Olaylar çok birbirine girecek durumda şu an ha. Tamam. Hadi bakalım. Bu davayı. Benim odama kim girdi? Benim odama biri girdi. Allah Allah. Pekala. O yağdan önce avcılık kulüpleriyle ilgili bir araştırma yapmam lazım. Şuradan. Askeri rozet. Buldum. Wolfjack, yarı kurt, yarı uzun ayaklı tavşandan oluşan bir semboldür. Yani uzun ayaklı tavşan göremiyorum. Gri gözcüler tarafından kendilerini tanımlanan bir lakap olarak kullanılmıştır. Gri gözcüler Amerikan ordusunun ilk keskin nişancı birliğiydi. Here it is. Holmes, we need to help poor Tom. Benim niye kapım sürekli açılıp kapanıyor ya? Come on, Toby. It's time for you to earn your keep. Sen köpek mi olacağız? I prefer to visit Lord Marsh. I'm worried about the condition of his health. Nereye gitti bu? LB hangisi ya? LB. Köpeğe bununla geçiyordum sanırsam. Ayarlar. Nasıl oynanır? Eylem seç, kamera, karakter değiştir. Ha, köpek yanımda şu an, okey. Köpeği al ve zımbırağın evine dön. Birlikte ilgili bilgimizi aldım. Hursun eve. Adamın adını da okuyamıyorum. Yani nasıl yardım edeceksen. Çıkarımlarıma bir şey eklenmiş mi? Gri gözcüler. Hursun özel işi.
bir bağlantı yok ama özel işte de bağlantı yok abi. Aa bir dakika. Ha önce tüfeği bulayım ama ya. Tüfeği bulmadan pek zannetmiyorum. Gri gözlüler. Çok çok enteresan işler çıkacak bunun işin içinde bak. Bu arada Twitch yayınları yapıyorum ara sıra. Twitch kanalım gene YouTube kanalım ismiyle aynı şekilde. Twitch'te aratırsanız karşınıza çıkacaktır. Onun dışında videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı belirtin benim için. Benim için ve oyunlar için ve seriler için. Yeni istediğiniz seriler de buna dahil. Geldik. Kokla oğlum. Kokladı. Search, Toby. Search. Para. Kapının dışına gidiyor abi. Değil mi? Harbiden kapının dışına gidiyor koku. Lan koymuş. Köpek de kapı mı açtım ben? Wow. Koku aşağı iniyor. İndi. Gidiyor. Gidiyor. Sağa döndü. Arka kapıya gidiyor büyük ihtimalle. Evet. Ananı. Korktum lan. Koku buradan gidiyor. Abi ciddi misiniz? Teşekkür ediyorum. It's only a garden shed. Let's go on. Bir dakika koku yok oldu. Dur hala devam ediyor. Gidiyor. Çıkmaz sokağa giriyor burada koku. Kokunun şu parçasını takip edersen. Bu buradan gidiyor. Buradan sağdan gidiyor. Sonra sola dönüyor. Sonra hop tam tur yapıp aşağı iniyor. Galiba buldum. Haydi. Bura nere lan? Bu tarafa gideceğim. Nothing that could interest me. Tarafta ilgi çekici bir şey yok dedi. People use this cellar for storage. Pile of rubbish. Oğlum irkildim lan iyice.
60 tane oda. Bura. Old things. Şura. En son oda çıkacak bak. Ordinary store. Bak dedim. Şu lan. En kapsayan düzenli olan bu. Tom's photograph. Let's try to get inside. Ne yapsam, videoyu bitirsem mi acaba, heyecanla bıraksam sizi? Aa, maymucuk. Oo. Oo, bir dakika. Şu. Bakayım, 1 2. Bu değil. Bu değil. Kele geç. Hayır. Maymuncukları geç, şunu al. Hayır. Kilide geç. Kaldır. Bir tık yeterli benim için. Maymuncuya geç. Bu kadar mı? Direkt gözüme bir şey çarptı bak orada. Bu. Ne bu? Sevgili Tom, bu mektubu okursan ben... Bu benim öldüğüm anlamına geliyor. Bu şekilde bittiği için üzgünüm ama... Bilmelisin ki başka şansım yoktu. Sen çok akıllı bir çocuksun ve seninle gurur duyuyorum. Umarım ki bir gün beni anlayıp affedersin. Seni çok seviyorum oğlum. Ümitsizliğe kapılma, mutlu olmaya çalış. Bir gün büyüyüp kocaman adam olacaksın ve bu... Düşündüğünden de hızlı gerçekleşecek. Yalnız olmayacaksın. Annem ve ben olacağız. Seni çok seven baban. News clippings on Lords and the education program. Why are they here? Lord Marsh, Lord dostları Lord Harrington ve Lord Collins in de katkı sağladığı özel eğitim programının kurucusu ortağıdır. Bu üç gentleman mücadeleci toplumumuzun bir basamak daha yükselmesine destek olmak üzere yoksulları daha iyi yaşama ve güvenli bir geleceğe kavuşturmalar. Hay senin gibi ben. Let's compare this list with the evidence that we found earlier. This is the list of selected participants for October's special education program. According to this poster, John Strobridge is missing. Let's compare them with people from Hearst documents. Daniel Jones yok. Greta. Robert Tyler. Yok. Robert Brown. Thomas Kelly. Var bak bu adam. Dead. Limited. Dead. John Strawbridge ölü. Bir dakika, kim kaldı ya? Bu adam kaldı. Patrick kaldı. This man appears in both documents. Ha, ikisini de aynı anda mı çizeceğim? Allah'ım. John Strawbridge. John, pardon. John diye okuyorum. Henry, Thomas, David, William. Ölü. Ölü. All the people in Marsh's document are marked and dated in George Hearst's files. Ha, ilk söyle anlamına gelmiyor, okey. Daniel Jones, B grubu. Daniel Smith, B grubu. David Papillon, C grubu. Edward Bristol, B grubu. Edward Evans, A grubu.
2 S grubundan. Peki. Çağrışım. Hastanın özel işi. Hastanın özel işi. Veda mektubu. Gazete küpürü. Kayıp. Bu bir dakika, bu değil. Kulübü. Gazete küpürü. Yok. Veda mektubuyla da alakası yok onun. Gazete küpürü. Hastanın özel işi. Yok. Kayıp. Reddet. Yok, o da değil. Bu. 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 Hiçbirinden nasıl ya? Veda mektubu. Veda mektubu. Özel iş. Ulu Tom'a bir veda mektubu yazmış. George House veda mektubunu yazdı ama onu Tom'a vermedi. Bu nedenle bence hala hayatta olabilir. Nerenin haritası bu? A map of Epping Forest. Epping. Oo. Aha. Sevgili George, seni anlıyorum ve bu duruma çok üzülüyorum. Aynı senin gibi ben de iş bulamıyorum. Gündelik bir iş bile yok. Çocuklarım aç. İş sorduğum patronlar bana gazetecinin kendileri için çalışmalarını istemediklerini söylüyor. Gazilerim, pardon. Askerlik hizmetimizin hiçbir anlamı kalmadı. Ülkemiz savaşta bizi kullandı ve şimdi terk etti. Kimsenin umurunda değiliz. Boş. Kim mermi var? Bu değil. Şu. This case must have been full of cartridges. Bu ne? Nişan. Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı'nın majesteleri Kraliçe Victoria adına. Ben İngiltere ordusu binbaşısı Frederick Russell Burnham olarak ilan ediyorum. Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı'nın onurlu bir askeri olan George Hurst, askerlik hizmeti süresince gösterdiği yiğitliklerden dolayı ülke olarak minnettarlığımızı sunarız. Bu vesileyle İngiltere ordusu kendini seçkin davranış madalyasıyla ödüllendiriyor ve askerlik görevini yaparken aldığı yaralardan dolayı kendisine emeklilik hakkını teslim ediyor. Bir çıkarım daha. Yaralı. Gri gözlüler. Gerçek bir gözcü. George Holt ordudayken keskin nişancı birimi gri gözlülerin bir üyesiymiş. Peki. Ne yaradı? Neye yaradı bu buldum? Kayıp. Kayıp ve gazete yok. Tamam. Aha. Silah yerinde değil. DB. There was a rifle here. George Hurst took it with him. Tüfek. Hazırlıklar. Özel iş. George Hurst tüfeğini yanına almış. Bu demek oluyor ki özel iş bir şiddet içeriyor olmalı. Bunu versem? Yok, ters yöne gidiyor. Bence hala şans var. Peki. Bir çıkarıma daha bakmak istiyorum. Yoksul listesi. Kayıp.
Kayıp. Özel eğitim programının S bloğundaki tüm katılımcılar kayıp olabilir. Bir daha basacağım. Yoksul listesi. Gazete küpürü. İlgili. George Horst özel eğitim programı ile ilgili ilgilenmiş ama bir şey olmadı. Başka bir şey olmadı. Bilgi George Horst özel lordlarla ve yoksullar hakkında bilgi toplamış. George Horst özel eğitim programı ile ilgilenmiş ama başka bir şey olmadı. Bunu dediğim zaman bir bağlantı kurabiliyor muyum? Evet. George Horst özel eğitim programına katılarak ortadan kaybolan bazı insanlar hakkında bilgi sahibiydi. Pekala. Reddedildi. Yoksul listesi. Gizlice Marsh'ın evine gir. Oha. Gizlice Lord Marsh'ın evine girerek özel eğitim programı hakkında çok fazla bilgi edin. Başka bir şey yok sanırım. Bir daha göz gezdireyim. Şu ip enteresan duruyor. İp almamış yanına falan diye iyice bağlayalım şeye, Sherlock'u. Tamam. Pekala gençler. Şu şekilde. Bana dön. Heh. Bu şekilde Sherlock Holmes'le bir bölümü daha bitiriyoruz. Zaten 52 dakika olmuş. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Ve görüşmek üzere. Kapatamadım.